أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاعلموا أن فيكم رسول الله. لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صلى الله عليه وسلم. Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek tüm özel sıyıp etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadı, razı olmadı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza etsin. Sevdiklerinden dünyada ahirette bizi ayırmasın. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak etsin. Eyvah diyeceğimiz hallere düşmekle hepimizi muhafaza etsin. Mevla hepinizden razı olsun. Şimdi Risale-i Kusya'dan bir beyt okuyoruz biliyorsunuz. Edeplerle alakalı bahsediyor. Bugünkü bakalım hangi edepten bahsedecek bize? Allah'ın bu edepleri hakkıyla yerine getirmeye nasip etsin. Bir iki ayet-i kerime manasıyla beraber de olayı tamamlamış oluyoruz elhamdülillah. Allah'ın tesirini yüksek edilsin. Şimdi buyuruyor ki Mustafa İsmet Aleyhullah Büyük Şeyh Efendi bizlere edeple alakalı inşallah. وَرَانَمْ كِمْسَيْهِ قَلْحْ اِبْنَ صَبْرَتِ سَنِيهِ دَمْ اِسْسَ عَفْوَتْ نَفْسِ قَهْرَتِ اُمُورَ حَقَّ تَرْكَتْ صَحْرَ وَحْرَتْ Kanaat mevcude kıl, fakri fahret. Ümidin hakka tutakka gidelim, cemali baki maalesef. Allah'ım hakkıyla başarmayı hepimiz asıyım. Amin. Şimdi tek tek inceleyelim, bakalım başarabilir miyiz? Başarırız inşallah. İnşallah. Bize yakışır. Yakışmaz. Edepli adamsın deseler hoşuna gider, öyle değil mi? Kimin hoşuna gitmez? Edepli adamsın. Tam tersini söylesen insanın ağrına gider. Ama sonra bu edepler bize olması gerek. Nedir o? Söylüyor. Öyle anlaşılmaz. Oradan kimseyi kadih itme. Kimseyi arkasından kötüleme. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Amin. Yani konuştuklarına dikkat et. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sağ tarafındaki melekler mi yazıyor, sol tarafındakiler mi yazıyor? Söylemiş olduğun ifadeler gerçekten karşı tarafı zedeleme durumunda mıdır? İnsanları kötüleme durumunda mıdır? İnsanlara hakaret etme durumunda mıdır? İnsanların neadübillah gıybetini ve iftira durumuna düşme durumunda mıdır? Bir bak kendine, bir bak ya. Bir şey konuşuyorsun ama konuştukları bir bak ya. Men kâne yâhü yâmil âhîr fellebul hayran evli yasmut. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsa elhamdülillah imanımız hiç şüphesiz. Elhamdülillah. O zaman ya hayrı konuşsun ya hayrı konuşsun veya sussun. Konuşuyorsun. Ağzına geleni konuşuyorsun. Kime hakkında konuşuyorsun? Niye konuşuyorsun? Kalır mısın? Bilir misin? Niye konuşuyorsun? Ya işte ya ası mağası yok. Allah'ın başarını diliyoruz. Sabret. Sabırlı ol. Devam edecek çünkü. Niye sabırlı ol? Seni dert itse affet nefsi kahret. Seni kötülese dahi konuşma hakkında. O da benim hakkımda konuşmuş diyorsun. Olsun deme. Eğer konuştukların Efendi Hazretlerimizin çok tatlı ifadesidir bu. Eğer konuştuğu sende varsa adam senin hakkında konuşmuş. Eğer senin konuştuğu sende varsa kendini düzeltirsin. Adama da kızmazsın zaten.
Adam bende var olanı konuşmuş dersin. Eğer sende yoksa şükredersin diyor. Şükredersin ki onun söylediği gibi değilim. Şükürler olsun. Öyle değilim yani. O zaman da bak yine kazanmış olacaksın. Her türlü kazançlısın yani. Sabredersen her türlü kazançlısın. Allah'ım bu sabır, buradaki sabrı bize nasip etsin. Ne olur sabredin. Adam konuşmuş, konuşsun. Herkes konuşuyor. Ağız olan konuşuyor zaten mübarek. Konuşmayı millet marifet kabul ediyor ya şu anda. Konuşmazsa sanki kendisine bir zül, yani zelillik meleğe gelecekmiş zannediyor ya. Öyle bir halde millet ya. Bırak konuşsun. Konuşur ya. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Hem de hakkında konuşmuş, sana hakkında ağır ifadeler kullanmış. Nefsini kahrediyorsun. Nefsini ne yapıyorsun? Muhafaza ediyorsun. Affediyorsun. Hakkımda mı konuştu? Helal hoş olsun diyorsun be. Konuş diyorsun be. Bir de günahlarını alıyor adam. Daha ne istiyorsun ya? Baya baya günahlarını üstüne alıyor ya. İmam-ı Azam Efendimiz kendi hakkında konuşanı hediye götürürmüş. Niye? Niye götürüyordu? Günahlarını alıyorsun diyor ya. Bir adam dese ki sana günahlarını ben taşıyayım dese hoşuna gider dersin ki sana bu hediyeyi hak ettin dersin. Aslında bir hediye. Niye? Günahlarımı taşıyacak çünkü. Durumu olsa tabii. O yüzden Allah'ım inşallah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Nefsimizi kahredip nefsimizi gerçekten tutup hakkımızda dahi konuşmuş olsalar kimse hakkında konuşmamak, kötülememek. Allah'ın başarı meclisi. Umuru hakka terk et. İşleri Mevla'ya bırak. Allah'a işte tevdi et. Bak bakalım. Konuştuklarını Allah duyuyor mu onların? Duyuyor. Seninkileri duyuyor mu? Duyuyor. Hepsini haberdar Hazreti Allah. Mevla müsaade etmiş konuşmalarına. Bir şey dememiş. Ama olayı Mevla tane takip ediyor. O yüzden Mevla'ya bırak işi ya. Sadr-ı Bahret, gönlünü geniş tut ya. O kadar Bahret demek deniz yap ya deryaya. Gönlünü derya yap ya. Gönlünü derya olursa deryaya soruyorum size şimdi. Deryaya bir tane taş atsan ne olur? Kaybolur. Cüp gider. Doğru mu? Doğru. Daha büyük şeyler atsan ne olur? Deryaya attın mı hepsi kaybolur gider ya. Hatta ve hatta deryada kalırsa onu temizler derya. Yani denizde ne olur temizlenmez mi? O yüzden sen de gönlünü derya yaparsan yani ufacık tefecik şeylerden kurtarırsan kendini tabii senin gönlün ufacık bir kazan gibiyse içine bir şey düştü mü hemen tak darlanmaya başlarsın. Biraz daha büyük dahi olsa içine bir şey düştü mü yine kalır. Ama derya olsa gönlümüz Allah'a ikram etsin inşallah. Olmaz mı? Başarırız inşallah. O zaman da ne olur? İşimizi Mevla'ya havale ederiz. Sensin ya Rabbi deriz. Biz sana havale ediyoruz deriz ya Rabbi. Gönlümüzü geliştiriyoruz. İnşallah. İnşallah. Kadar mevcude kıl. Bu da çok önemli. Bugün en önemli olan şeylerden bir tanesi. Allah rızası için ya. Bir bak bakalım şuna ya. Var olana kanaat et. Bak kimse de kanaat yok. Dünya ne olsa yemin ediyorum bir tane daha isteyecek, bir tane daha dünya isteyecek ya. Yok be kardeşim, var olanla yetin ya. Bana bu kadar Mevlam taksim etmiş ya. Şükürler olsun de, şükürler olsun. Şükredenimiz az, az. Ve galilün min ibadiye şekur diyor Hazreti Allah. Şükreden kullarım az diyor Hazreti Allah ya. Herkes şöyle kendisini kontrol etsin. Bak göreceksin. Şükürden aciziz. Bırak şükürle aciz olmayı bırak. Bir de şükretmeyi de hiç düşünmüyoruz ya. Hep böyle nankörlük ifadeleri. Sıkıntı ifadeleri. Dert ifadeleri. Birini bulsak da gel bakalım. Anlat bakalım. Akşam tak 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 her şeyi. Hep aleyhte görme olayları. Olayları aleyhte görme. Düzelteceğiz inşallah.
İnşallah deseniz korkuyoruz. İnşallah. Düzeltme niyetiniz yok size. Düzeltelim ya. 10 sene önce insanlarla konuşsan yine dertleniyordu. 10 sene geçti aradan yine dertleniyor. Bir 10 sene daha geçse yine dertlenecek. Ya demiyor ki ya. Şükürler olsun Mevla'ya demiyor ya. Halim yerinde, aklım yerinde, sıhhatim yerinde, evlatlarım, ailem, çoluğum, çocuğum yerinde. Ufak tefek bazı aksamalar olur, onlar olur ya. Dünya hoş. Biz dünyayı anlayamadık ya. Biz dünyayı zevkleri zannediyoruz. Bu dünyada zevk yaşayacağız. Hayatımızı yaşayacağız. İşte bu rahatlığı yaşayacağız mantığı bizde olduğu müddetçe hiçbir şeyden memnun kalmayız. Ama yok. Biz dünyada imtihandayız ya. Bu hayatımız şu anda bizim çok iyi elhamdülillah ya. İmtihan hayatından çok iyiyiz ya, şükürler olsun diyemiyor insan. Hemen takılıyor imtihana. Ondan sonra hadi bakalım. İnşallah başaracağız. İnşallah. Bu konuda biliyorsunuz özellikle Mevla Teala vermiş olduğu rızıklarla alakalı da aynı şekilde aynı şeyi söylüyorum. Sofralarını bir incelesen, ya peygamber sofrasında bir çeşit vardı ya. Senin sofranda binlerce çeşit var. Yine kanaatin yok. Yine tamam demiyorsun yani. Ama öyle tarif ediyoruz ya değil mi? Ne yapalım? Bizim için öyle tarif. Efendimiz bize öyle tarif ediyor. Bir diyor vadi diyor altınları olsa diyor onların. Sonra bir neyi var? Bir vadi altını var. Ama biliyor ki bir başka yerde de ne var? Bir vadi altında var. İster ki diyor o da benim olsun. O da onun olsa üçüncüyü ister ya. Bir tane daha varsa o da benim olsun. Demez ki ya yeter be kardeşim. Olsun bu kadar yeter bana. Ama bu konuda şunu da söylüyorum. Bu da çok önemli. Dünya işlerinde kanaat yok. Ama ahiret işinde var ya. Hemen kanaat ediyor adam. Bana bu kadar yeter ya. Bu zamanda o ben neler yapıyorum ya. Millet hiç şey yapmıyor. Ben neler ahiret işine gelince hemen kanaat. Daha ne yapayım hoca ya. Kalbim temiz falan. Bağlıyor. Bu var ahiret işinde kanaat etmeyeceksin ya. Ondan çok gerçekten iştiyaklı olacaksın. Çok farsalık olsun isteyeceksin. Cennet sonsuz. Size de yakışır. Allah'a ikram etsin. İnşallah başaracağız. İnşallah. Var olanla yetinmeyi bileceğiz inşallah. Şikayetçi olmanın bir anlamı yok. Ama gerçekten Allah'ın ve Resulü'ne uygun olmayan bir hareketler varsa onlardan şikayetçi olmak değil de onların düzelmesi için konuşmaya fayda var. Tekrar ediyorum. Konu Allah ve Resulü'ne uygun olmayan bir konuysa onun niçin konuşacaksın ama ona şikayet babında konuşmayacaksın. Oradaki dertleşmen konuşalım ki bu düzelsin için konuşacaksın. Yoksa kalkıp da biriyle de saldırayım mantığıyla konuşmayacaksın. İnşallah. İnşallah. Çünkü bu insanlar bazen neyi bilemeyebilir? Hayatımızın her alanında buna dikkat etmemiz lazım. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Hayatımızın her alanında. Çocuğumuzu da aynı, ailemizi de aynı, komşularımızı da aynı, etrafımızda insanlar aynı, hep aynı. Yani belki kardeşim bu olayı göremiyordur, komşum göremiyordur. Bu kardeşime, bu komşuma bu işi duyurmak niyetiyle tatlı bir şekilde onu ikaz için ifadeler kullanırsan, hakikaten onun merhametten dolayı, onu gerçekten düşündüğünden dolayı kullanırsan olur. Ama yok, onu kötülemek, onu aşağılamak, onu İtmek için konuşulanırsak işe sakıntılı evlendiğimiz var. Devam ediyor. Fakri fahri. Fakirlikle de övün diyor. Var mı öyle bir kabiliyet? İki türlü fakirlik var. Bir maddi bir manevi. Efendimiz zengin miydi fakir miydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz fakirdi ya. Fakirlikle övünürdü Efendimiz. Ama o en büyük zengindi. Ne cihetten? Manevi cihetten. Allah tarafından en büyük zengindi. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Ama maddiyata hiç önem vermedi.
Mevlam buraya çok iyi anlatır. Kendisine pay düştü 100 tane deve. Kırmızı başlı deve derler bunlara, biliyor musunuz? Kendisi Hüneyn Savaşı'na düştü. Ebu Süfyan daha yeni Müslüman olmuş. Bu develer ne güzel dedi ya. Dedi ki efendim senin olmasını ister misin? Efendimize düşmüş bayına. İstemez mi dedi insan bunları dedi ya. Ağzı senin olsun dedi ya. Ben şöyle tarif ediyorum. Şöyle tarif ediyorum. Herkesin de hastalığı var ya. 100 tane bugün tabiri caizse beyaz Mercedes yani. Öyle. Diyorsun ki ağzı senin olsun ya. Bilmem ki. Diyebilirsin herhalde. Mevlam iyi anlamaya yazıyorsun. Geçiyorum şimdi konayı. Yani fakirlikle ne yapacağız? Övüneceğiz. Diğer bir fakirlik var, o da manevi fakirlik. Ne? Kendini beğenmemek. Kendine bir şey vermemek, benlik vermemek. Kendi varlığında en güzelini yapıp en mükemmelini yaptığın halde kendi varlığında ne yapıyorsun? Bunu ben yapamam diyorsun. Bunu bana Rabbim yaptırdı diyorsun. Sanki sizi tarif ettim elhamdülillah. Öylesinizdir ya. Kendinizi mi edirsiniz siz yani? Nefsini mi ön plana çıkartırsın? Yapmazsın. Kim yaptı dersin? Rabbim yaptırdı dersin. O yüzden kendini ne yapmış oluyorsun oradan? Kendi varlığında fakirliği bulmuş oluyorsun yani. Manevi fakirliği. Yani kendi varlığına benlik vermiyorsun. İnşallah başaracağız. İnşallah. Düşündüğün zaman öyle değil midir ya? Aklını veren, kuvvetini veren, idrakini veren, güzelliklerini veren, kabiliyetini veren, her zerreni veren Allah. O zaman bu içinde yaptılar kim? Allah. Öyle güzel anlamayız. Başaracağız. İnşallah. Kaç tane edep söyledi baktık. Kimseye arkadan konuşmuyoruz. Birinci edep. İkinci edep, bizim hakkımızı aleyhimize konuşsa dahi affediyoruz. Zor değil mi bayağı? Olsun, yaparız Allah'ın. Üçüncü edep neydi? İşleri Mevla'ya havale ediyoruz, gönlümüzü genişliyoruz. Dördüncü edep, var olanla yetiniyoruz, fakirlikle övülüyoruz. Hep size anlattım, elhamdülillah. Ümidin hakikati dakika gidelim. Gel ümidin yap. Allah'a tut. Ama Allah'tan la tekbedu ve rahmetillah. Allah'tan ümit kesilmez. Hiçbir türlü kesilmez. Allah'tan ümidini ancak kafirler keser. Mümin kul hangi durumda olursa olsun asla Rabbinden ümidini yapmaz. Rabbim isterse bu iş tek dahi olsan, tek kişi dahi olsan fark etmez. Rabbim bu işi istiyorsa bu iş, o zaman olay kimdi arkadaşlar? Olay bizim yaşantılarımızda. Biz yapacağız, biz başaracağız. Mevlamıza gerçekten gönül vereceğiz. Allah'ımızın isteklerini hayata geçireceğiz. Allah da bize işin tamamını ikram edecek inşallah. Mevlam başaramayız. Başaramaz mıyız? Biz yaparsak Mevlamız ikram eder mi inşallah? Öyle hepinize razı olsun. Şimdi ayetlerimize geldik. Onları da inşallah kısa kısa manalandırmaya çalışalım. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Şerif'i okurken açtım, burası çıktı. O yüzden dedim ki burayı, bu akşam burayı konuşalım, dertleşelim diye. Yoksa özel seçmedim, baştan söyleyeyim yani. Normalde ha, Perşembe sohbetlerini öyle seçiyordum. Bugün bir yolculuktan geldim de o yüzden bu akşam öyle idare edin inşallah. Nereden geldim diye merak ederseniz onu da söyleyeyim. Kuzey Irak'a gittik dün. Orada bir Kur'an kursu yeri verecekler inşallah bize. 2000 metrekare inşaatını yapacaklar. Ama onların yeri çok daha fazla biliyorsunuz. Aşağı yukarı 700 bin dönüm üzerine yapıyorlar işi yani. 8500 tane daire yapacaklarmış yani. O yüzden bir tane kurslar o kadar da çok fazla bir şey düşünmeyin diye söyledim yani. Ama Allah razı olsun yine. Bu niyeti ne yapmışlar?
Düşünmüşler taşınıyorlar. Orada şunu gördük, onu hemen söyleyeyim. Madem bunu açılmışken hemen söylüyorum. Bir rahatlık mantığına geçiriyorlar orayı. Yani kuzey olarak şu anda rahatlık mantığına. İşte zevk yaşayın, hayat yaşayın, hayat var önünüzde. Bunları yaşayın, baksana. Hayatla ne gelişiyor, ne işiniz var dağlarda, taşlarda, şurada, burada filan. Bak, işte yaşayın mantığı başlamış. Tüketici millet olmaya başlamışlar. İşte artık rahat aramaya, zevk aramaya, neşe aramaya, bir şeyler aramanın derdine düşmüşler. Ancak çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Çok ilginç söylüyorum. Samimi söylüyorum. Arkadaşlarım çoğu bilirler beni. Ben bu şekilde incelemeyi çok severim yani. Gidip de araştırmaya merak ederim yani. Saddam zamanında diyor, zulüm vardı ama dinimize daha bağlıydık diyor. Aynı ifade bu. Yemin ediyorum. Şimdi diyor, rahata kavuştuk diyor. Maddeyi buluyoruz, bulduk diyor. İşte zevki düştük diyor. Ama gençlerimiz diyor, camilerden kaçmaya başladı diyor. Aynı ifadeyi söylüyorum size. Dün oradaydık, akşam, bayağı akşam oldu. Akşam oldu, araştırma yaptık. İşte bulunduğumuz yerde tespit ediyoruz. Erbil'in tam göbeğinde. Çok kuvvetli bir yer yapıyorlar yani. İnşallah. Ama çok ilginç, çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu işte. Aynı ifade söylüyorum. Zulüm zamanında davalarına, yani İslam'a daha çok sarılıyorlarmış. Ama şimdi maalesef gençlik yavaş 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 bir yerleri bulmaya, bir yerleri doğru yürümeye başlamış. Allah'ın bize de böyle iyi anlamayı nasip etsin. O yüzden oradan geldi. İyi olacak inşallah. Çalışacağız ya inşallah. Model olarak nereye almışlar onu da söyleyeyim size. Havaalanına zaten indin mi hissediyorsun. Erbil havaalanına iniyorsun. Hissediyorsun. Türkiye model almışlar. Türkiye model almışlar yani havaalanından bütün işlerine doğru yani. Zaten bütün yani inşaat firmaların çoğu ve diğer şey firmaların çoğu Türkler işin içinde orada. Dedim ki ya her şeyi model alın ama dedim şu eğitimi model almayın ha dedim. Bak açık söylüyorum size de söylüyorum. Her şeyi model alın ama niye almayın? Eğitim model almayın dedim. Ama sordum. Eskiden diyor aynı ifadeyi söylüyorum. Konuştuklarımı beğeniyorum yani. İncelemenizi de tavsiye ederim memnun olurum. Eskiden diyor her gün okullarımızda diyor Kur'an dersi vardı her gün. Şimdi haftada bir diyorlar. Onlar söylüyor. Her gün Kur'an dersi vardı. Şu anda haftada bir var diyorlar. Ve camilerimizde diyor dinin hükümleri değil de diyor daha çok nasihat vaadi ifadeler kullanılıyor diyor. Evet. Dedim ya tam model almış bunlar. Böyle yarım almamışlar. Ne yapmışlar? Tam model. Allah'ım iyi anlamaya bir sözü. O yüzden ama önleri kendine göre maddi olarak önleri açık. Manevi olarak da inşallah Mevlam atsın inşallah. Maddi olarak değil ama manevi olarak bilmiyorum. İnşallah çalışacağız inşallah arkadaşlar. İşimiz ne ya? İlginç bir şey daha söylemek istiyorum. 25 yaş üstü neresi kim olursa olsun polisinden tut, askerinden tut 25 yaş üstü ama dikkat edin ifademe. Hocam 25 yaş üstü asker var mı diye demeyin ha. Orada askerlik biliyorsunuz. Neyle? Maaşlı yaptıkları için yaşlı da asker olabiliyor yani. 25 yaş üstü kim görürse görsün selam verdiğimizde mutlak ayağa kalkıyor. Kaç yaş üstü? 25. Aşağısı yok. Aşağısı kalkmıyor. Ya onun bir şeyi anlatmak için söyledim bunu size. Gençler patates söyleyeceğim onu görüşürüz. Allah'ım iyi anlamayasın. İnşallah başaracağız. İnşallah. Ama nasıl başaracağız bilmiyorum. Çok çalışmamız lazım. Çok. Mevlam bize inşallah bu işi verecek ama bizim ne yapmamız lazım?
Peki şimdi ayetlerimize geldik. Mevlamız buyuruyor ki Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İki günde bu kadar anlattım size. Daha niye sözünüz? Demek daha çok istedik, daha çok anlatacaktım. Ama iki gün yapamaya gerçekten ya sanki birkaç günmüş gibi yani çok takip ettik. Çünkü bulunduğumuz yeri de incelemek zorundasın yani. Nerede, ne yapacaksın, neyse burada yani öyle burada iş olur mu olmaz mı? Yani bu medrese işleri kolay işler değil biliyorsunuz yani. Ama olur. Yani orada gerçekten Kur'an eğitimi, medrese işi olur yani ve bu işe çok iştiyaklı gençler, insanlar var yani. Allah'ın başarmayı nasip etsin inşallah. Başaracağız inşallah. İnşallah. Niyetimiz var. Şimdi ayetlerimize geldik. Estağfirullah sünem. Ya yöhledine amel, ey meallerler. Kim okuyor böyle hatayla? İn câekum fâsikum binebeyin. Eğer size bir fâsık haber getirdiği zaman, fâsık kimdir? Günahı aşikar bir şekilde, rahat bir şekilde işleyebilen bir adam fâsıktır. Bir adam bir günahı rahatlıkla ne yapıyorsa? İşliyorsa bu adam nedir? Fâsık. Artık onu siz inceleyeceksiniz. Fazla detaya girmiyorum buraya. Bu hususta şunu söylemek istiyorum. Bu da yanlış bir ifade. Çok tehlikeli bir ifade. Diyor ki adam, çok tehlikeli bir ifade. Kulun, şey Allah'ın bildiğini kulundan niye saklayayım diyor. Böyle bir şey yok ha. Bunu asla kaldır bu ifadeyi yani. Bu çok tehlikeli bir ifade. Rabbinin bildiğini sen kulundan sakla. Kulu şahit tutma. Kulu niye şahit tutacaksın? Kul seni şahit gördüğü zaman, o zaman ahirette neler? Ya Rabbi falancı da bu işi yapmıştı. Ama kullar seni şahit görmedi mi? Rabbinle baş başasın. Ya Rabbi dersin, ben senden özür diliyorum dersin. Rabbim seni affeder ya. O yüzden kesinlikle kulunu yapmak günahlarına şahit. Zaten kulları da şahit tutuyorsan bil ki sen Allah muhafaza etsin günahı rahat işleyebiliyorsan kulları şahit tutmak bu demektir yani. Sen fasık durumundasın yani. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Zaten eğer arkasından konuşuyorsa bir adamı onu kötülüyorsa otomatikmen bir kişinin arkasından konuşuyorsa sahabe-i kiram efendilerimiz olmuş işte arkasından konuşuyor. Ya Resulullah, onda olanı konuştum diyor. Onda olanı konuşmandır gıybet. Onda olanı konuşman, bir Müslüman kardeşinde olanı konuşman nedir? Gıybettir. Onu da söyleyeyim size. E yuhibbu ahadukum en ye'kule lehme ahihi meyten fekerihtumuh yastallah. Kardeşinin, ölmüş bir kardeşinin etini yemeyi sever misin? Anlayamadım. Ölmüş bir kardeşin etini yemeyi sever misin? Ölü et yer misin sen? Fekeri kimur diyorsun Allah. Kiri kürürsün sen. Bak. Ölmüş bir kardeşin etini yemeyi yapmıyor musun? Kiri kürürsün. Ama gıybet etmekle Allah muhafaza etsin. Kardeşin etini yemiş oluyorsun. Muhafaza edeceğiz kendimizi inşallah. İnşallah. Dilimizi tutacağız inşallah. İnşallah. Niye inşallah demiyoruz? Yani i̇nşallah. korku kaplıyor beni inşallah bu işi demeyiz. Bunların niyeti yok herhalde vazgeçmeyecekler bu işler. İnşallah. Konuşmayalım kimse hak aleyhinde. Evet, bir fasık size haber getirdiği zaman ne yapalım diyor Allah? Fetebeyyenu, onu araştırın. Hele. Allah muhafaza etsin. Fasığı geçiyorum. Hele dinsiz insanların vermiş olduğu haberleri araştırmadan var ya. Mutlaka ve mutlaka pişman olursun ya. Adamda din yok, iman yok. Kanallarında yine aynı şekilde lağa bakıyor. Ya işte ben falanca kanalda duydum. Ya bırak bu işleri ya. Bu adamlar sana her türlü hainlik yapar mı? Yapar. Bu adam seni tehlikeye düşürür. Kardeşini birbirine düşürür. Yaptılar işte bize böyle. Ne yaptılar? Müslümanları böyle birbirine düşürdüler işte. Yoksa Müslümanlar bir araya gelse neyi paylaşamayacaksın? Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir. Dinimiz bir. Kitabımız bir. Kıblemiz bir. Kardeşliğimiz bir. Neyi paylaşamayacaksın? Paylaşamayacağımız bir şey yok.
Ama veriyor gazı sana. Gidiyor böyle de veriyor gazı. Ondan sonra bir bakıyorsun. O var ya, ne var bunda? Sen onu bilmezsin. Tamam, sen çok iyi biliyorsun. Nerede biliyorsun sen? Ya hocam işte, ya bırakın bu işleri ya. İncelemeyi sevmezsin. Araştırmayı sevmezsin. Allah ve Resulü ölçüne bakayım da gerçekten Allah ve Resulü ölçüde bu durum nedir diye bakmazsın. Takip etmezsin. İki tarafı dinlemezsin. Bir şey bilirsin. Hocam işte falan öyle dedi. Ya bırak, ne diyorsun sen ya? Ne bilirsin sen bu işi? Yapma, yapma. Yapmayacağız inşallah. İnşallah. Fetebe'ye geliyor diyor aslan. Ne yapın? Araştırın. Bak örnek vereyim mi size? Kimden veriyorum örnek? Örneğim sahabeden veriyorum. Nerede veriyorum şu? Her biri diyor hidayet yıldızıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Eshabi kennücüm. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Kim buyuruyor? Efendimiz buyuruyor Aleyhisselam. Bunu rağmen yine bak dikkat edin. Sahabeden Velid İbni Ukbe radıyallahu anh Efendimiz onu bir kabile müstakil oğulları kabilesine gönderiyor. Gönderiyor onlara, onlardan zekat almasını emrediyor Efendimiz onlara. Git onlara zekatları topla. Daha önce aralarında sıkıntı olduğundan dolayı daha önce cahiliye döneminde onlar arasında sıkıntı olduğunda dolayı oraya gidiyor ama giderken gidince karşısına çıkan insanlar onun üzerine geliyorlar. Ya zannediyor ki beni bunlar öldürecek zannediyor. Ya aslında zannettiği şey ne? Üzerine yürüdükleri için beni herhalde öldürecekler. Dönüyor Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah diyor, onlar da İslam'dan çıkmış diyor. Zekat vermiyorlar diyor. Efendimiz de bu sefer Halid bin Velid'i gönderiyor. Halid bin Velid'e adayın bir gidiyor, bir bakıyor ki hepsi namaz kılıyor ibadetlerinde. Diyor ki Efendimiz gönderdi, zekatlarınızı hesabını yapın, zekatlarınızı toplamaya geldi. Olur diyorlar, memnun oluyorlar yani. Ama eğer baştaki sahabe-i kiram Efendimiz'in ifadesine baksaydı Efendimiz ne ifadesi kullanacaktı? Bunlar ne yaptı? Bunlar yoldan çıktı. Bunlar kafir oldu. Bunlar perişan oldu. Ama Efendimiz onu sahabe-i kiramın ifadesi, oradaki sahabenin ifadesine bakmadı. Bakmadı. Ne yaptı? Diğer sahabeyi gönderdi. Bir bak bakalım. Şimdi bize sahabe yok desin mübarekler. Şimdi kalkıyorsun her şeye. Ama filanca söylüyor. Ya bırak bu işleri ya. Filanca dedin ki sahabe-i kiramdan daha mı kıymetli aşağı ötelle? Mümkün değil. O zaman ne konuşuyorsun sen? Ama hocam, ya aması babası yok bu iş. Tek şey var. Ne yapacağız? Eğer Müslümanlarla alakalı bir konuysa, Müslümanların birbirine düşmesi tehlikesi varsa bunlar araştıracağız. Anlaştık inşallah. İnşallah. Bu işi başaralım ya. İnşallah. Ve etrafımızdaki insanlara bunu ne yapalım? Tavsiye edelim yani. İnşallah. Yoksa Müslümanların birbirine düşmesi bundan oluyor işte. O dedi bu dedilerle Müslümanlar birbirine düşüyor yani. Düşmeyeceğiz inşallah. اَتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَاهِلَ Bak beni cahil kalmaz rastlarsın. Ya sana yanlış bir bilgi verirler. Yanlış ifade kullanırlar. Yanlış hareket yaptırırlar. فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِم۪ينَ Sabaha pişman olarak kalkarsın. Ne demek? Mahşere pişman olarak kalkarsın. Bir kalkarsın ki, öldükten sonra bir kalkarsın ki, eyvah! Ne yalanlar, ne iftiralar, ne hainlikler, ne ifadeler, eyvah! Defterimde neler yazıyor be? Bunlardan mutlaka sıkılacağız inşallah. Allah bizden razı olsun. Sizden de hocam. Şimdi meşhur bir ifade daha var, onu da söyleyeyim. Söylüyorum. Sizle iyi anlaşıyorum diye rahat söylüyorum yani. Yoksa her yerde söyleyemem bunları. Nerede söyleyeceğim bunları? Şu adam diyor ki, meşhur ifadedir bu biliyorsunuz. Hocam diyor, ben falancanın yalancısıyım. Bu ifade ne demek ya? Yani sen yalancı deseler,
Kızca ya yalancı dedim ya yalancı mıyım ben ya? E diyorsun işte yalancıyım diyorsun ya. Deme öyle ya. Eğer bir şeyin yalan olduğunu tahmin edebiliyorsan, iftira olduğunu tahmin edebiliyorsan asla bunu ne yapma? Kullanma. Konuşma ya. Ama olmaz olmaz. Mevlam muhafaza etsin. Amin. Yapmayız Allah'a. İnşallah. Pişman olarak kalkmayalım ya. Rahat olalım. Aklınıza çıkalım. Memnun olalım. Allah muhafaza. Amin. Ve alemû. Biliniz ki enne fîkum Resûlallah. Aranızda Resûlullah var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün beden olarak ahirette olabilir ama ruhen hep ümmetiyle beraberdir. Ve Resulullah'ın sünnetleri devam etmektedir. Resulullah'ın ölçüleri devam etmektedir. Olayla karşılaştığı zaman hemen Resulullah'ın hayatına, sünnetlerine, olaylarına şöyle bir yatır bakalım. Ayşe annemiz buyuruyor ki ben Resulullah'a baktım diyor. Muhammed Mustafa'ya baktım sana söyleyeyim. Ben Kur'an'ı alayım şu anı gördüm. Kur'an'ı alayım şu ana baktım Resulullah'ı gördüm. Yani Resulullah sen eğer Resulullah'la alakalı bir olaylarla karşıladığınız Resulullah'a sormak istiyorsan Kur'an'a müracaat edeceksin, sünnete müracaat edeceksin, olayı çözeceksin. Kafana göre yapmayacaksın, nefsine göre işlemeyeceksin. Ama devam ediyor. لَوْ يُنُرْكُمْ ف۪ي كَت۪يرٍ مِنْ اَمْرٍ لَعَنِتْتُمْ Eğer o sizin laflarınıza bakıp da size itaat etmiş olsaydı, yanlışlarınıza karşı size itaat etmiş olsaydı, hata yaptığınıza karşı size itaat etmiş olsaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Peygamberi de sıkıntıya düşürdünüz, kendini de sıkıntıya düşerdiniz. Şimdi Müslüman bunu arıyor. Ne demek hocam? İstiyor ki Müslüman. Müslüman derken sizi kastediyorum ha. Hoca yapma ya filan. Bizi tenzih istedi. İstiyor ki yaşantısını hep onaylasınlar. Ooo on numara yaşıyorsun. Çok iyisin. Aynı peygamber gibi yolunda yürüyorsun. Ticaretinde yanlış yapacak ama onaylanmasını istiyor. Hayatında çocuğunu yetiştirmede yanlış yapacak onaylanmasını istiyor. Aile davranışlarında, komşuların davranışlarında, etrafındaki inşallah hep davranışlarında yanlış yapacak ama onaylanacak. Hoca be, sen çok iyi hocasın ya. Niye? Çünkü her şeyine olumlu bakıyorsun. Damarına basmadın mı? Senden iyisi yok. Bas damara sultan. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Bugün ama bugünkü şart değil ki bak Allah'ımız buyuruyor. Kime buyuruyor? Sahabe-i kiram efendilerimize buyuruyor. Eğer o peygamber size uysaydı ne olurdu? Sıkıntıya düşerdiniz diyor ya. Mevla hepimizi muhafaza etsin. O yüzden tatlı ifade kullanma bakımından, ifadeyi kullanma bakımından yumuşaklık olabilir ama ben gene onu da beceremiyorum. İnşallah becereceğiz. Ama taviz anlamında asla yumuşaklık olmaz. Taviz yürütmez yani. Ama olayı anlatırken yumuşak yumuşak anlatabilirsin. Tatlı tatlı anlatabilirsin. İnsanların anlayacağı açık anlatabilirsin. Ama taviz anlamında değil bu. Maalesef bugün hep taviz. Taviz mantığı. Öyle de olur. Bir şey olmaz ondan. Öyle de devam et. Böyle de gider. Gidiyor zaten. Nereye gittiği belli değil. Allah'ım düzelsin inşallah. Öyle buraya böyle atarlar. İsterseniz siz de bir takip edin kendinizi. Evet. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّ بَيْلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Ancak Allah size imanı sevdirdi. Elhamdülillah. Allah'ın bu imanın lezzetini her an, her daim almaya hepimiz nasip eylesin. Bir de lezzetini tadalım bunun be. Şimdi soruyoruz da Allah rızası için ya. Bir yemek yedin bir yerde lezzet yok. Dikkat ediyor musun ifademe? Bir yerde ne yaptın? Lezzet yok ama. Bir daha gider mi soruyor? Niye gitmiyorsun? O da lezzet yok. Mübarek adam. İbadetinde lezzet yok, lezzet aramazsın. İmanında lezzet yok. İmanında lezzet yok. Lezzeti aramıyorsun ya. Hocam imanında lezzet nasıl olur? Onu da söylerse. Ben söylemiyorum. Kim biliyor? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Üç şey olur diyor. Kaç şey olurmuş? Üç şey.
Kaç yer olur? 3 yer. Yazıyorsunuz değil mi? Evet. Nereye? Beynimize. Tamam. Allah kabul etsin. Ama sonra var ya, ben sana söyleyeyim. Ben gittiğinde var ya, hoca bu akşam konuştu diyeceksin. E ne konuştu? Konuştu işte. Çok güzel. Şimdi bir, imanda neyse 3 şey olurmuş. Kaç şey? 3 şey. Bir, Allah ve Resulü, Allah'ı ve Resulullah'ı her şeyden fazla sevmek. Yani maddeden de fazla seveceksin. Çocuğundan da fazla seveceksin. Ailenden de fazla seveceksin. Her şeyden, kendinden de fazla seveceksin. Biliyorsunuz değil mi? Neydi o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh elinden tutuyor. Ya Ömer! Ya Ömer! Beni ne kadar seviyorsun? Ya Resulallah! Nefsim hariç her şeyden fazla seviyorum. Olmadı ya Ömer diyor. Olmadı ya Ömer! Kamil iman olmadı ya Ömer! Nefsim hariç her şeyden fazla seviyorum. Olmadı. Ya Resulallah, nefsim dahil her şeyden fazla seviyorum. Allah'ım bu imanı hepimiz asıyorsun. Şimdi imanı neyse tanıdın mı? Böyle alınır be. Allah'ım ikram etsin. İki, sevdiğini Allah için seveceksin. Bu adam çok iyi. Niye? Bana gülüyor. İndiriyor da şöyle, ooo çok kaliteli bir adam, çok yumuşak konuşuyor, ne dersen tamam diyor. Ooo acayip bir hoca, bildiği gibi değil. Niye? Menfaati çok iyi bilen. Böyle olur mu ya? Menfaat için sevgi mi olur ya? İnsan ailesini bile Allah için sevmeli, çocuklarını Allah için sevmeli, her zerreyi, her şeyi sever, kendini için sevmeli, Allah için sevmeli. Başaracağız. İnşallah. Ben size bir söyleyeyim mi? Bak bu da çok önemli bir şey. Herkese sorsan hep Allah için seviyor der. Herkese diyor. Allah için seviyor be oğlum. Bir bassınlar şu damarına dağlarınıza. Bir bakayım seni o zaman ya. Allah için sevdin mi? Damarına da bassa fark etmez. Niçin sevmiştin o sen? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir fakire yardım ediyordu. O fakiri duydu ki Ayşe annemize iftira ediyor. Ama Hazreti Ebu Bekir ona vermeye yine devam ediyor. Niye? Ben çünkü niye veriyorum diyor. Allah için. Kızım için vermiyor mu diyor ya. Sizi tarif ettim sanki. Allah'ım ikram etsin. İnşallah başarırız. İnşallah. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü? Bu iki kaç oldu? İki. Bir, Allah bana sürüyor her şeyden. İki, sevdiğini Allah için sevmek. Üç, küfre dönmeyi. Küfre. Ya yani kafirliğe dönmeyi ateşe düşmekten daha kerih görmek. Ya ateşe düşsem daha iyi ya. Diyeceksin yani. Niye ateşe düşsen, yansan şehit olursun. Ama kafir olarak ölürsen ne olursun ya? O yüzden yani küfre düşmeyi ateşe düşmekten daha ne göreceksin? Kirlik göreceksin. Bu üç tane güzelliğe kadar sen imanın lezzetini ne yapacaksın diye Efendimiz? Halavetel iman. İman lezzetini alacağız inşallah. Allah'ım imanın lezzetini nasıl yiyorsun? Amin. Velakinnallah habbebe ileykumul iman. Allah sizin kalbinize imanı sevdirdi. Elhamdülillah. Tam beceremesek, o lezzetini beceremesek de imanın şüphesi yok zaten. Ama o lezzeti yakalayacağız inşallah. Ama sevdirmesi de çok güzel. Ne o? İsteriz ki herkes imanlı olsun. İstemez miyiz? Bütün gençliğimiz olsun. Olsun. İmanın güzellikleri Türkiye'de ve tüm dünyada yayılmış olsun. Olsun. Yaşansın. İnşallah. İşte bu imanın insanın sevdirilmesi demektir. Özellikle o fi kulubikum, Allah sizi kalbinizi süsledi, imanla süsledi. Allah'ım inşallah istenen kıvamda nasıl süslenmesi gerekiyorsa kendi nuruyla, kendi tecellileriyle, kendi güzellikleriyle kalbimizi süslesin inşallah. Ve kerrahe yeykumil küfür, küfrü size kere gösterdi.
Küfrü sevmezsiniz siz. Bilmezsiniz siz. Bizi küfür nereden bileceğiz ya? Allah muhafaza etsin. Amin. Vel fusuka, fasıklığın sekeri gösterdi. Yani aşikar rahatlıkla bir şekilde günah işlemeyi zekeri gösterdi. Vel asiyan, isyanı da kere gösterdi. Asi olmayı. İnşallah Mevlam şu anlatılanları hakkıyla yaşayanlar olmayı bize nasip etsin. İşte bunlar var ya, rüştü erenlerin ta kendileridir. Ya doğruyu bulanların ta kendileri bunlar. Kalplerinde iman sevgisi. Kalpleri imanla beraber süslenmiş. Küfrü, fasıklığı, isyanı geri görmüşler. Görenler doğru olanları ta kendileri. Sizler yani inşallah. Ama fadlen minallahi ve nevulani Allah'ın büyük bir ikramıdır ya. Allah hepimize ikram etsin. Amin. Bu neymiş arkadaşlar? Allah'ın büyük bir ikramı ya. Büyük bir nimet. Büyük bir lütuf. Ama hikmet-i hüda, biz var ya, hikmet-i hüda, kusura bakmayın ama sitenize edelim, inşallah öyle değilsinizdir ama. Ya biz böyle maddi konuda bir rahatlığa ersek daha hoşumuza gidiyor ya. Ama bu iman lezzeti ya, iman lütfu, iman nimeti, bundan daha büyük nimet yok. İmandan daha büyük bir nimet yok, yok. En büyük nimet, iman ya. Ama o nimetin kıymetini bilme hususunda bir hazne var. Sıkıntı var. Allah'ım yardım etsin. Allahu alimun hakim. O Allah ki her zerri, her şeyinizi bilendir. Ne iş, ne iş işlerse yerindedir. Amenna. Mevla Teala hakkıyla anlamaya bir müzası. Amin. Eksik almaklarımızın mağdurumuzu. Amin. Bize başarılar nasıl. Amin. Okunan Yasin-i Şerif'e bir dua yapalım mı hep? Söylemeyin hoca sen. Subhanallah ve aleyhi ve aleyhi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evvelin ve Ahirin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Okulan Yasin-i Şerif'i, diğer sure şerifleri ve yapılan mağazını sahipte dergâsında kabul edin. Amin. Hâsım-ı Cûr-ı Metubat'a ve Nübizat Hâce-i Kainat, Hülâs-ı Mevcudat. Sultan-ı Enbiya, Burhan-ı Nasriya, Muhammed-i Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, ruhu şerifine dedik şu anda isaire. Amin. Resulullah cümlemize hoşuna razı. Amin. Resulullah'a yakışır olmayı nasip eyle. Amin. Resulullah'ın ahlakını, şuurunu, hassasiyetini, her zerresini her zerremize ikram eyle. Amin. Resulullah üzmekten, daraltmaktan bizi muhafaza eyle. Amin. Ona karşı mahcup olmaktan, onu mahcup etmekten bizi muhafaza eyle. Amin. Nasıl sevmemiz gerekiyorsa ya Rabbi. Ya Rab, sen Resulullah'ı nasıl sevdin? Öyle sevdir bizi ya Rabbi. Amin. O seni nasıl sevdi ya Rabbi? Bize de o sevgi nasip et ya Rabbi. Amin. Sen beni sen ya Rabbi, sen hiçbir şey eksilmez. Bizim de güzelliğimiz artmış olur ya Rabbi. Amin. İkram et de olsun Allah. Amin. Beceremekten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizim nefsimiz bize de müsaade etmez ama sen bize ikram ederse olur ya Rabbi. Amin. Bu nefsinize bakma ya. Saniyen diğer peygamber anadan Resulü Kram sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem azalatı rahmete gidelim. Şu anda İsa aleyhi ve sellem. Ahirat, ashab, ashab-ı mücin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tabi tabi, ne miyim bir şeydi? Radıvallahu teala aleyhi ve sellem azalatı rahmete gidelim. Şu anda İsa aleyhi ve sellem. Özellikle amin diye şu cemaatin geçmişlerin ruhuna dedik şu anda İsa aleyhi ve sellem. Cümlesi haberdar eyle. Amin. Cümlesi memnun eyle. Amin. Mesrur eyle. Amin. Onların haliyle hallendiğimizde. Amin inşallah. Yani kabrimiz açılmış, içine konmuş, üstü örtülmüş. Arkamızdan Kur'an okuyabilen, ibadetlerini bilen, Allah'ını bilen, peygamberi bilen bir nesil bırakmayı nasip eyle. Amin. Huzuruna kafir babası, kafir dedesi, kafir annesi çıkmaktan hepimizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Sen bizi kayır ya Rabbi. Amin. Ne olur Allah.
Sen bizim neslimizde hayır ya. Amin. Adem Aleyhisselam'dan bu zorla üstüne ehli imanı darvaneli şu anda esare. Amin. Ya Rahman Rahmin. Amin de şu cemaatten sen razı ol ya. Amin. Bak bunlar senin için geliyorlar ya. El açıyorlar, boyun dikiyorlar. Sensin ya Rabbi diyor. Seviyorlar seni ya Rabbi. İşareti ne? İşareti ya Rabbi şu anda her yerde olabilirlerdi. Sırf senin için geldiler, toplandılar, bir araya geldik ya Rabbi. El açıp yalvarıyoruz, boyun büküyoruz. Sana el açıyoruz ya Rabbi. Senden başkası el açmaz. Açmazlar ya Rabbi, açmazlar. Mümkün değil ya. Senden başkasından beklemezler ya Rabbi. Boyun bükerler, sensin ya Rabbi derler. Bu senin sevdiğin şart ya Rabbi. O sevginin tamamını bize ikram eyle ya Rabbi. Amin. Lezzetini anlamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. İşleri bize başarılar nasip eyle ya Rabbi. Muvaffakiyetler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Mahcup olacak hallere düşmekten hep bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Mahcup etme bizi ya Rabbi. Boyun bükülmüş. Huzur-u İlahi'ye gidiyor. Ne yanlış şeyler yapmış. Eyvah diyor. Ya bizi böyle dedirtme ya Rabbi. Ya. Amin. Anak elhamdülillah. Laf dinlemiş, başarmış. Teslim olmuş, başarmış. Davasına her şeyine sahip çıkmış, başarmış. Kullarına olmayı göz alsın. Amin. Senin rızanı kazanmış. Başarmış. Hepimize ikram eyle. Amin. Ehsan eyle. Amin. Ya Rabbi evlatlarımızla ilgili. Amin. Cümlemizi helalinden merzuk eyle. Amin. Merdin ağabeyde muhtaç eyle be. Amin. Sevdiklerini ayırma. Amin. Tüm dünyada Müslümanlara ne olur Allah'ım yardım eyle. Amin. Müslümanlara birlik, beraberlik, dirilik nasip eyle. Amin. Müslümanlara dünyaya dalıp ahireti unutmaktan muhafaza eyle. Amin. Müslümanlara dünya zevklerini verip de ya Rabbi ahiret zevklerinden mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Dünyamızı da ahiretimizi mamur eyle. Amin. Her şeyi bize başarılar nasip eyle. Amin. Kafirlerin sizin sırtında ezen Müslümanlara acı yardım eyle. Amin. Ya sıkıntısı olanların sıkıntılarını kaldır ya. Amin. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Dertlerimizi davalar nasip eyle. Borçlara edalar nasip eyle. Amin. Güzel aile kurmak isteyenler var ya Rabbi. Aile kurmak istiyorlar ya Rabbi. Onlara da salih salih aileler kurmayı nasip eyle. Amin. Evladında sıkıntı olanlar var ya, o sıkıntılarını kaldır ya Rabbi. Amin. Evlat olmayanlar var. Evlat istiyorlar Rabbi. Onlara da ya Rabbi. Fazlı keremini ikram eyle. Amin. Salih evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Amin deyin şu cemaat işaretine, hoşu hocam şunu da söyleseydin var ya, sen biliyorsun ya Rabbi, onu da söylemiş kabul eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımız kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun aleyhi 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 ve selam